biz emekliler satın alma gücümüzün düştüğünü bizzat yaşamamızdan biliyoruz. Gerçekten çok zorlanmaya başladık. 2002 tarihinde en düşük emekli aylığımız 257 lira iken asgari ücret 184 lira idi. Günümüzde yani 2024'te ise en düşük emekli aylığımız 10 bin lira. Asgari ücret 17.002 lira. Halbuki yapılan açıklamalara göre açlık sınırı 15 bin lirayı aştı. Yoksulluk sınırı ise 52 bin liraya yaklaştı. Sadece asgari ücretle yaptığımız kıyaslama ile biz emeklilerin maaşlarının zaman içerisinde ne kadar düştüğünü ve son 1-2 yıl içerisinde de artık her şeyi kısarak kredi şartları ile ayakta durmaya çalıştığımızı, bankaların verilerinde de görüleceği gibi kredi kartlarını da ödeyemez hale getirildik. Biz emekliler bedelini çalışma yaşamımızda peşin olarak ödediğimiz, ömrümüzün sonbaharında insanca yaşayabilmemiz için taleplerimizi şu şekilde sıraladık. 1. Emekli aylıkları iyileştirilerek uluslararası standart ve normlara uygun hale getirilmeli. Aylık bağlama oranları 2000 yılı öncesine döndürülmeli. Güncelleme kat sayısında milli gelir artışından pay verilmelidir. En düşük emekli kök maaşı en düşük memur maaşından az olmamalıdır. 2. Emekli hak ve sahiplerinin aylıkları bağımsız kurumlarca açıklanan gerçek enflasyon oranına göre otomatik olarak güncellenmelidir. Emeklilere Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda 4 ikramiye verilmeli. İkramiyeler dul ve yetim maaşı alanlara da aldıkları maaş oranı kadar değil, tam ödenmeli. Ödenen ikramiyeler asgari ücretle eşitlenmelidir. 3. Temel gıda maddeleriyle elektrik, doğalgaz ve akaryakıt fiyatlarına yapılan yüksek oranlı zamlar nedeniyle düşen satın alma gücümüzle meydana gelen kaybın telafisi için tüm emekli dul ve yetimlerin kök maaşlarına acilen 12 bin lira seyyanen zam istiyoruz.